Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İsrail duyurdu, Türkiye ile anlaştık. Değerli izleyenler, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye ile ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaşma yaptıklarını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu'yla ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Lapid, Sayın Bakan'la görüşmemizin ardından karşılıklı ortak ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık dedi. Lapid, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu'yla ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Covid-19 salgını ve siyasi gerilim zamanında da iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştiğine işaret eden Lapid, Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomasi ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz dedi. İki ülke arasında üç dünyasından iş dünyasına, halktan halka ilişki kurmak istediklerini aktaran Lapid, iki ülkenin karşılıklı bölgesel ve küresel avantajlarından yararlanacaklarını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı, Sayın Bakan'la görüşmemizin ardından karşılıklı olarak ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık. İki taraf arasında yeni bir sivil havacılık anlaşması için çalışacağız diye konuştu. Diplomasinin ötesinde İsraillilerin Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Lapid, her gün onlarca uçakla binlerce İsraillinin Türkiye'ye gittiğini belirtti. Lapid, ziyareti ve verimli dürüst üretken diyaloğu için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, bugün iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gelecek yıllara uzanan yeni bir çerçeve çizdiklerini kaydetti. İsrail ve Türkiye'nin iki bölgesel güç ve aynı zamanda kadim ve ortak tarihe sahip iki millet olduğunu vurgulayan Lapid şunları söyledi. Tanah ve eski ahite göre Tanrı kendisini İbrahim'e Türkiye'nin güneydoğusundaki Harran kentinde gösterdi. Yaratılış kitabına göre de Tanrı, Yahudiliğin, İslamiyet'in ve Hristiyanlığın babası Hazreti İbrahim'e, ülkeden, ailenden ve babanın evinden ayrıl ve sana göstereceğimiz topraklara git dedi. İbrahim de dün senin uçakla geldiğin yerden yola çıkarak buraya İsrail diyarına geldi. O ve ailesi Türkiye'yi asla unutmadı. Daha sonra Yakup da kardeşi Esav'dan kaçarak oradan çıktı. Orada karılarıyla tanıştı ve onların da Yahudi halkının soyundan geldiği çocukları oldu. İsrail'li bakan, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na gülümseyerek hitap ederek, Sayın Dışişleri Bakanı konsolosluk görevlilerinizi korkutmak istemem ama kitaplar kitabına göre hepimiz Türkiye'den geldik ve Türk pasaportu almaya uygunuz ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki ilişkilerde iniş çıkışlar olduğunu görmemiş gibi davranmayacaklarına işaret eden Lapid, ancak Türkiye'nin 1949'da İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olduğunu hatırlıyoruz ve her zaman diyaloğa ve işbirliğine nasıl geri döneceğimizi bildik. Uzun geçmişe sahip milletler her zaman bir faslı kapatıp yeni bir faslı açmayabilirler. Bugün burada yaptığımız da bu dedi.